Selam dostlar, Futbol Mönüşeri 2024'teki Ayak Kariyerimizin yeni bölümü ve sezon sonuna hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir hafta sonuna girerken. Bakalım şampiyon mu olacağız yoksa gazoz mu olacağız bunu bir test edelim. Maçları oynarken de gündemden bahsederiz. Fenerbahçe-Olimpiakos e, maçına birazcık değiniriz. Sohbetimizi eder, sonuçlarımıza bakar ve bölümü sonlandırırız. Şimdi pikstüre geldiğimizde lig tablosuna 78 Olimpiakos, 76 biz. Fatih Terimiki hocam 75. Bizim Panathinaikos'ta da Olympiakos'ta da maçımız var. E, Olympiakos, Pauk, Panathinaikos ve Kupa finali var. Burada zaten Olympiakos'ta Panathinaikos'u yendiğimizde sanki çok falana filana ihtiyacımız olmayacak. Hazırsak Olympiakos maçına çıkalım. Olympiakos'u konuk ediyoruz. Mendili var. Şimdi intikam alma vakti. Dün akşamın intikamını almak istiyorum. Çok sinirliyiz. Gerçi rakibi Rakibin yaptığı bir şey yok ki. Adamlar hiçbir şey yapmadan sadece birkaç tane isabetli penaltıyla tur geçtiler. Yani akıl alır gibi değil ya gerçekten. Ben şu anda bu bu kadar kötü duruma düşünce ezelin kör anası bile sorgular oldu İsmail Kartal ama ben aylar öncesinde bu tutumu sergilediğimde sadece ben değil birçok kişi bu durumların buralara geleceğini öngördüğünde Fenerbahçe düşmanlığından işte bölücülükten ne bileyim bütünlüğü bozmaktan bir sürü safsatayla e, itham edildiği ve sümen altı yapılıp e, böyle koltuk altına süpürüldüğü için İsmail Kartal'ın oyun okuyamayışı, hamlelerinin kısıtlı oluşu, saçma sapan konularda diretmesi yani çıkıp da e, Zay Skurunic ikilisini zaten ne zaman yapsan sıkıntı yaşadığını görmene rağmen bir artık reaksiyon vermen gereken anlarda yine bu ikiliye dönüp tamamen kont Kontrol kaybettiğini hani açıklayamaz ya muhtemelen. Şimdi Fred için de yaptığı açıklama bu arada intikam alınıyor şu anda. Fred için yaptığı açıklama işte korumak sakatlıktan çıktı falan. E, abicim sen süper kupaya çıkmıyorsun. E, ne bileyim deplasman maçında rotasyon yapıyorsun. Burada erkenden çıkarıyorsun. Hangi maç için koruyorsun bu adamı? Sivas'ta da seni kurtarsın diye mi? Çünkü kazanılan zorlama maçların hepsinde biri çıkıyor kahraman oluyor. Hani benim öngördüğüm yani müneccim de değilim. Çok müthiş bir futbol adamı da değilim. Tamam bu işlerin içinde bulundum ama 2-2-4 konular vardır. Sen sıkıştığında hatta iç sahada rakibin topla tüfekle saldırıp yani ülke fetheder gibi maçlar kazanırken sen iç sahada o kadar çok maçta zorlanıyorsun ki bekliyorsun Mert Hakan çıksın, Friki katsın, İrfancan uzaktan şişlesin. işte Batshuayi girsin falan filan yapsın. Ne bileyim bir penaltıdan maçı döndürelim ya da e, Serdar Dursun girsin 5 kere CU yapsın. E seni kurtaran şeyler bireysel oyuncu durumları, oyuncu hamleleri, reaksiyonlar artık her neyse. Ama sen bir oyun sistemiyle, oyun stiliyle asla hiçbir maçı değiştiremedim. Benim için sınıfta kalmak budur. Ben şunu görseydim, ya bak şu şu konularda sıkıntı yaşadık ama hoca şunları yaptı, bunları değiştirdi, şöyle oynattı, böyle oynattı. Bu konuda sıkıntıya düştüğümüzde şunu tercih etti, o sistemden bu sisteme geçti vesaire vesaire diye konuşabiliyor olsak ben bugün çıkar, ya bak aylar öncesinde bunları bunları dedim ama hoca bunları yaparak şu sonucu getirdi derim ve özür dilerim. Keşke özür dilenecek kadar yanlış yapıyor, yanlış yorumluyor, yanlış düşünüyor olsaydı. Bugün bu kadar üzülmezdik, geceleri uykumuz kaçmazdı. Ya Aston Villa mı yoksa Lille mi derken elimizdeki maça hiçbir şey ve, ve yapamadık yani. Dümdüz izledik. Biz de, biz de televizyonda İsmail Kartal sağ kenarından izledik. Şimdi sen burada, burada bir ikinci yer değişiklikleri yapalım. Biraz oyundan düştü. Şöyle geriye gelelim ve hattımızı bir tık geri çekelim. Buradan çok fazla hücum ediyorlar. Buradan daha hızlı top çıkaralım. Biraz daha koşu yollarına atalım. Buradan da şunu yapacağız. Rakibi, rakibi merkezden oynamaya zorlayalım. Trejo'yu çıkartacağız. Trejo yerine kimi alalım? Mantalos'u alalım. Diğer ikili güzel. Buradan Şimanski yerine Galanapulos iyileşmiş. Onu alabiliriz. Sen burada ne oyna? Merkez orta saha hücum oyna. Sen burada iki yönlü orta sağ destek oyna. Ofansif orta saha hücum oyna. Bu şekilde ikinci yarıya çıkabiliriz. Yani söyleyecek çok şey vardı. Gerçekten insan konuştukça akıl sır, erdiremeyip canı sıkılıyor. Yani sen Zayt'sı tutacağım diye Crespo'yu gönderdin. Şu anda şu kurun içmiş Zayt'mış, Cart'mış, Curt'mış ya yani Crespo bunların kulağıyla bak şu kulak şöyle yapıyordu ya kulaklarıyla daha iyi oynamazsa ben bir şey bilmiyorum ya. Bu kadar vasatlığı yaşatmaz. Sen Kurniç bir tane güzel bir şey yaptığında bak Kurniç nasıl ama he? ben aldım he? nasıl. He? ya Böyle hocalık olmaz ya. Hoca falan değil ya. Adamsa bırakır zaten. Neyse sinirlenmeyeceğim ama gerçekten. Hani ona karşı çizgiyi aşmak değil. Onun artık bizlere karşı çizgi aşmaması gerekir. Ee, bak bu tavrı ben burada yaparım. Troll bir tane transfer yaparım giderim. Kırgız bir forvet alırım tamam mı? Siz dersiniz ki hocam bu nasıl transfer istifa ben derim ki işte Sakin olun plana güvenin Sonra bakarsın Bu adam gol atar bak gördün mü nasıl ama benim aldığım adam gol attı sen bana istifa dedin ama bak Bunu futbol menajerde yaparsın Otursun futbol menajer oynasın Çünkü başka bir yerde takım yönetemez Ben bir söz söylemiştim hala onun arkasındayım İsmail Kartal'a her küf, küfür etmediğim gün için sizler bana küfür edeceksiniz diye altına da sör dinçer yazdım. Ben hala bunun arkasındayım. Bunu aylar öncesinde söyledim. E, keşke böyle olmasa. Keşke ulan bak ben böyle böyle konuştum ama sözlerimi yutturacak kadar değişim ve gelişim gördüm takımda desem. Şimdi sen bu mentali otur da topla bakalım. Hadi bak hadi sen Fredi tekrar adapte et bakalım. Ha Fred profesyonel oyuncu gene çıkar oynar ama o yalandan samimiyetsiz hal ve hareketleri yemez kimse yani. Ya bari hani beceremiyorsan sor. Abim de, Ceko de, Tadiç de, ne bileyim işte Fred de, sizler söyleyin ne yapalım da, kimi alalım, kimi çıkaralım, nasıl değişiklik yapalım falan de ya. Vallahi billahi bak hiç kimse karışmasa şu takıma, oyuncuları Ceko değiştirse, Ceko halletse çok daha farklı olurdu. Kariyeri ve kalitesi küçükse kadrodan sonuç bu. 2-2-4. Daha fazla da bir şey demeyeceğim çünkü dedikçe sinirleniyorum. Diyecek çok şey buluyorum ama onu umarım artık şu İsmail Kartal'ın beceremediği işleri dile getirenleri hain ve Fenerbahçe düşmanı ilan ederler. Edenler oturup düşünürler abi. Oturup düşünürler biz biz de belki zamanında söyleseydik belki çok daha erken giderdi. Ee, bu durumları kaybettirmenin üstüne ligi de kaybettirip değil vaktinde giderdi. Adam iç sahada ittire kaktıra maç kazanıyor. Sen bunu eleştiriyorsun. Bireysel performans kazandırdı diyorsun. Fred'in olmadığı her maç takımı anırtıyorlar diyorsun. Orta sahayı. Vay sen nasıl Fenerbahçelisin? Vay işte birlik beraberlik zamanı. Vay işte petekçi mi denir, kaloriferci mi denir? Abi ben kaloriferciler güzel para kazanıyor bak. Yani ben, ben şu an benden güzel para para kazanıyor olabilirler. Yani en azından o işte e, para var. Saygı duyulacak bir meslek. Neyse. Aa, Red sakatlandı. Bak 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 nasıl kıvrandırıyoruz Yunanistan Olympiakos. Sinir oldum ya. Olimpiyakos'un hiçbir şey yapmadan 3-4 tane... Aha kaleciye bak. Başakis. Size ben Tasaki göndereceğim. Şu maçı kazanalım. Evet. Hemen hızlı kullan. Kaleci daha dönmedi. Bu maç sonunda liderliği ele geçireceğiz böyle biterse. Son 30 saniye artık. Nedelkov. Aradan salar mısın? salmadı. Ben gideceğim hocam diyor. Kons bu kadar. Bak şu. Şu. 2-2'ye gelen maçta hamleleri yaptık. 4-2'ye getirdik. Oyunu da değiştirdik. Arkadaşlar bak sadece Ahmet çık, Mehmet gir yapmadık. Bak buradan paslaşmayı kaldırdık. Daha uzun top dedik. Koşu yoluna pas dedik. Geçiş oyununda topu hızlıca elden çıkar dedik. Çok öndeydik. Arkamıza atıyorlar diye savunmayı geriye çektik. Daha sonra rakibi merkeze yönlendirdik, kanatlardan arkamıza sarkmasınlar istedik. Yaptık da yaptık yani. Hani şu oyunda bile şunları yaptığında bu sonucu alıyorsan bu kadroyla da yap yani. Neyse kusura bakmayın biraz fazla konuştum bu konuda ama şunun da hissiyatındayım. En Fenerbahçelisinden en başka bir takımlısına kadar dün akşamki izlediği şeyi rezalet olarak kabul ediyordur. O yüzden biraz fazla girdim. Belki şunu diyebilirsiniz. Ya ayak kariyeri izletmeye geldik. Sen neler anlatıyorsun, neler konuşuyorsun diye. Ama bunları yaşayınca insan bir şekilde dile getirmek istiyor. Tabii ki benim fikrimle herhangi bir şeyin değişeceği ya da bir şey olacağından değil ama aklın yolu bir arkadaş. Şimdi şampiyonluğumuza odaklanalım biz bak. Şampiyon olacak mıyız dedik. Bir puan öne geçtik. Kalan maçlarımız ortada. Atromitos, Panathinaikos. Şimdi biz Pauk'u yenersek Atromitos'a girmeyeceğiz. Fatih Terim 2 hocamızı da yendiğimizde asın bayrakları deyip geçeceğiz abi. Bu kadar. Yunanistan'da da ilk sezonda zorlu mücadelelere rağmen hemen kadromuzu kuralım. Hızlı seçim dediğimizde kimler değişiyor? Kalınsa olmasın. Nedelkov kalabilir. Vida yerine Kuerejma ile başlayalım. Kuerejma da leş oynuyor ya. Çıldırtıyor bu çocuk beni. Johnson biraz morali düşük. Talos Elgazi yorgun mu? Oynatabiliriz bence. Şöyle yapalım. Mantalos'u ortaya alalım. Pineda biraz yorgun gözüküyor. Şöyle değişiklik yapalım mı? Ronaldo'yu kanada atıp hücum hattına Pons'u koysak. Bir de böyle deneyelim bakalım. Elias sakatlığı var. 7.34 ile oynayan kanadımızın. Bu bizim için sıkıntı. Pilios var. Ya da yedekte kalsın. Bu biraz daha yorgun. Johnson yerine de Louis Beach ile başlasak. Bir de böyle deneyelim bakalım takımı bildir dedik. Evet dedik. Haydi maça. Zor deplasman Pauk. Yani her ne kadar Olympiakos'u tarumar etmiş olsak da. Tabi şimdi ikinci sezon hedeflerini de iyi planlamamız lazım. Burada çok fazla oyuncu sirkülasyonu yapamayacağız öncelikle. Yani eldeki oyunculardan 5 tane 6 tane bile satsak elimize geçecek para 20 milyon 30 milyon olur belki. 30 milyona kuracağımız kadro Yunanistan'da yine şampiyonluğun en büyük aday olacak ama Avrupa'da işte işler biraz zor. Yani kalkıp da Şampiyonlar Ligi'nde hadi ittirdin, kaktırdın, denk getirdin, üst tura çıktın ya da gruptan çıktın. Ama ondan sonrasında öyle bir takım geliyor ki ne bütçesi, ne yapay zekası hiçbir şeyi tutmuyor. O da bizi önümüzdeki yılda aşabilir. Fakat yerel kupalardaki istikrarımızı devam ettirmek istiyorum şimdi önümüzdeki yıl hem Süper Kupayı hem Yunanistan Kupası'nı hem de ligi 3 kupayı birden kazanmak istiyorum. Avrupa'da da yine Şampiyonlar Ligi'nden başlayacağımız için en azından bir çeyrek görmek istiyorum açıkçası. Kalın, neler yapabileceğiz. Mantolos sakatlandı. Sonuçlar ardından Olympiakos da bir ya da beraberlik de söz konusu olabilir. İstatistiklere bakacak olursak eşit gidiyoruz. Isı haritası da yine Taktiklere geldiğimizde Mantolos'u biraz dövmüşler. Pineda'yı alabiliriz sanki. Da şöyle yapacağız. Ronaldo'yu buraya Pineda'yı yerine Trejo'yu da yerine alacağız. Diğer tür, diğer oyuncularımızda bir sıkıntı yok. İkinci yarıya başlayalım. Oyunda iyi gittiği için herhangi bir mantalite değişikliği de yapmıyorum. Bakalım. Bir aksama olursa yine müdahale ederiz. Kotas'tan savunma arkasını denediler. Geçmedi şimdi El Gazi. Bu arada El Gazi'nin kelepire getirmiş olmamız çok iyi oldu. Her ne kadar oyuncuyla atışmış olsak da kadroya girememiş bir ya Ronaldo baba. Baba Ronaldo. Bu şeylere de çok katılmıyorum. Ronaldo'nun gelişine tepki gösterenler var ama yani biz el atmasaydık futbolu bırakacaktı. Herhangi bir takımdan çalmışlığımız yok. Bir de zaten biz almış olmamıza rağmen gene futbolu bırakacak. Yani sadece e, bu ayak kariyerinde size 4-5 aylık yarım sezonluk bir Ronaldo resitali izletmiş olduk. Çünkü önümüzdeki yıl Ronaldo olmayacak. Despedov çaprazdan vurdu ama kaptan Atanasidis çıkartıyor. 2-0 oldu. Bir orta saha değişikliği yapsak iyi olur. Bekleri biraz daha geriye çeksek arkamıza sarkmasınlar. Zaten 2-0 ön alanda da fazla baskılı oynamayalım. Manuel ve rotayı çektik. Manski yerine son sonu alalım. El Gazi de yorgun. Onun yerine kimi alalım? Trejo'yu oraya atsak gene olmaz. Yok o oynayacak ona yapacak bir şey yok. O zaman şöyle yapıyoruz. Tempoyu düşürdük. Geçiş oyununda yine tempoyu düşürdük. Burada önde kalmıyoruz. Kaleciye baskı yapmıyoruz. rakibi merkeze yönlendiriyoruz. Burada kalabalık ve kuvvetliyiz. Pozitif futbol anlayışından temkinliğe geçtik. Oyuncularımıza süpersiniz dedik. Biraz daha sakinleştirmek istiyoruz oyunu. Sakatlık falan da olmasın. Şimdi El bir derin top denedik. Geçmedi. Baba El geldi aldı. Louis seken top. Orbelin Pineda müthiş bir orta. Oscar Trejo. Johnson. Espedo araya girdi. Yani bir kontra yemememiz lazım. Çünkü savunma yerleşimi önemli. Evet. Döndürmedik. Güzel baskı yaptık. İyi açı kapattık daha doğrusu. Kedziora savunma arkasına. Ama bak ya. İşte bu çok anlamsız ama ya. ya savunma hattımızı geriye çekmişken. Yani defansif oynuyorken ileriye çıkma demişken nasıl savunma arkasına top attırıyorsun ya gerçekten şaka gibisiniz. Hiçbir hiçbir anla anlaşılır yanı yok yani bu durumun. Nedelkova şimdi, Jonsson, Elgazi, Kvarajma, Elgazi boşluk arıyoruz, Louis Beach. Harika bir şut ama çıkardılar. Orbelin Pineda yeni girdi ama maalesef bizi üzüyor. O yüzden Pilios'la değiştirdik. Nasıl yapalım? Lüyü biçimi çıkarsak. Rota da çok yorgun. Malul da çok yorgun. Vida var. Ha şöyle yapabiliriz. Nedelkov'u Beke. Malul yerine de Vida'yı alabiliriz. 5 değişiklik ve 90 artı 5 geliyor. Bu maçı da deplasmanda olsak bile kazandık. Maçın büyük bölümünde üstündük. Sadece son anlarda defans yapmaya çalışırken birazcık top kaybı ve kalemizde golü gördük. Bu sonuçlar ardından bir puana devam ediyor puan farkı. Panathinaikos berabere kalarak artık ben bu işte yokum mesajını verdi. Mantalos da sakatlandı. Cristiano Ronaldo baba. Şimanski 5-6 ay mı sakatlandı? Ya kardeş, Mail Hoca'nın doktorları mı geldi bize de? Bu neymiş ya? Mantolos sakat, Pirios sakat, Eliasson sakat, Şimanski sakat, Işihara sakat. Allah, Pereira İnciru videosuna döndük. O zaman ne yapıyoruz? Collins Vida mı? Yo, Kovarejma olur. Kovarejma Vida yapalım. Bir de sağda daha iyi olmuyor. Rota, Malul, Zuyvic, Galanapulos mecbur. Pejo yerine Mantolos olmaz. Orbelin Pine de olabilir. Kanatta kim oynayacak? İlyas'ı oynatalım. Ama İlyas da çok kötü ya. Hiç falan filan yok. Dümdüz kadro anca bu çıkıyor. Başka ne yapabiliriz? Aslında Nedelkov'u koyabiliriz. Nedelkov'u niye koymadık? Nedelkov'u koyalım. E, bu maçı simüle edelim ya. Hani kazanırsak belki şampiyonluğu ilan ediyoruz yani. Olympiakos takılırsa ama. Yani oturup da Atramitos'u iç sahada konuk edip yenmek çok mesele değil. Zaten e, Olympiakos'ta Panathinaikos'u yenerek son maça taşıdığı işi. Biz de şimdi Panathinaikos'la oynayacağız. Bence Olympiakos şampiyon olmasın diye Fatih Terimiki hocam bize salar. Evet beyler bayanlar geldik. Fatih Terimiki hocamın Panathinaikos'una konuk oluyoruz. Yani hocam dediğim gibi sen Yunanistan'ın şey Yunanistan diyorum. Olympiakos'un şampiyon olmasını istemezsin Panathinaikos olarak. O yüzden sal bize. Sal böyle. Gelin yenin çocuklar de bize. Mantalos, Nedelkov, Louis Beach. Bıraktığı El Müthiş bir çalım. Johnson'la. Ayek gol gol gol. Şampiyonluk geliyor. Ayek gol gol gol. Şampiyonluk geliyor. Canlı sonuçlara bakalım. Hemen şuradan bakamadık. Ronaldo üst ağlar. Buradan hala gene bakamadık. Yok 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 bir şey yok bir şey yok. Malı çıkarken kaptırdık Magnus sona. Mancini, Diagnidis, Rus. Şimdi iyi yükleniyor Panathinaikos. Kapatmaya çalıştık. Bozaris. Vilyan Arao atıyor. Hocam yok mu offside be? Çalsam mı bir offside? Eyvah sevindiler gol. Ya 10. dakika tekrar beraberliği yakalandık. Canlı skorlar. Ya ama bir tıklattırın artık be. Üf. Aa gol işte bu. Johnson. 14. dakika. Tekrar golü attık. Şuradan Canlı skorlar. Olympiakos hala 0-0. Güzel. Vilhena, Seken Top, Kovarejma. Panathinaikos da tehlikeli geliyor ama çizgide kontrol ettik. Çok iyi. Ah, oradan bir de biraz daha dağıtabilseydik topu daha aşağıya. Mancini'ye geçit yok dedik. Güzel. Sakin. Yavaş. Yavaş kaliteli bir... <laughs> ya 9-10 halı saha maçına hoş geldiniz. Ama işte yapay zekayı nasıl kodlayıp programlıyorlarsa bu tarz kritik maçlarda illa başına bela olacak bir şeyleri yaşatıyor sana. İşte direkten dönecek, komik goller yiyeceksin, atman gereken pozisyonu atamayacaksın. Olacak da olacak yani. Elgazi bıraktı Malul. Ribic, Jonsson aldı önüne. Kuarejma. Kimse yok. Malul tekrar kaptı. Ribic, El Gazi, Malul. Ribic çevirdi. Mantalos. işte bak bomboş atamadı mesela. Gelir mi kornerden bir kafa? Gelmedi. Olimpiyakos da 0-0. Sonuçlarda yine biz şampiyonuz ama atmamız lazım. Şimdi girdik taktiklere. Bu çıkartalım. İşi harayı alalım. Evet. diğer yandan var mı çıkarılacak? Nedelkov yerine bu tarafa koyacak kimsemiz yok. Ronaldo'yu belki buraya atıp Forvet'e Ponsu atabiliriz ama şu an için erken. Aynı mantelde de biraz daha devam edip golü bulmaya çalışalım. Bakıyoruz. Başladık. 51. dakika Vida. Collins. El Elgazi. Harikasın. At onu. Dedim işte yani. Direkler, mirekler bize bunları izletecek artık. Olympiakos da şimdi gol atar. Juan Cruz. Ronson oraya girdi El Gazi. Ronaldo, Ronaldo. Döndü vurdu kral. Bu kadar ya. Beş ay için bize büyük katkı sağladı. Sonra da emekli olacak. Yani Anlayışlı adam tamam Gittik dedik ki Ronaldo Ronaldo gel ayake emekli olma bir 5 ay daha sık dişini oyna sonra emekli ol dedik. Geldi. Johnson giremedi araya. Zaten 4'ü atarsak iyice rahatlayacağız ve ona göre bir dizayn dizilime geçeceğiz. Ishihara, Ishihara yatırdı. Japon oyuncu gidiyor. Ishihara'dan bu kim? Ronaldo yine. Terim 2 hocam göz kırpıyor, üzmedi bizi. İşi ara gel, malul gel. Buradan savunma ağırlıklı. Bekleri bekle, koşuluna pas yok. Disiplinli oyna, tempo çok düşük. Zaman geçirme var, tempoyu düşür. Karşı pres yok, kontra yok. Ee, burada önde savunmuyoruz artık, standart. herkesi yönlendiriyoruz. Kaleciye baskımız yok. Devam tamam dedik, oyunculara süpersiniz dedik. Bundan sonrasını bitirmek için oynuyoruz. Hatta oyuncu değiştirelim. Ezekiel Pons. Ronaldo değişikliği şuraya. Mantolos yerine Oscar Trejo gelsin. Ve maçı sonlandırıp Ay iki şampiyon yapıyoruz. Şampiyon, şampiyon, şampiyon ayak. Görüyorsunuz. Herkes geliyor. Şimdi biz de geleceğiz. Bak buradayız. Gördün mü? Şampiyon hoca. Yağdır konfetileri koçum. Hem de Panathinaikos'un stadında kurduk standı direkt. Aha arkada. Bak şu ön taraftaki kavruk çocuk horon yapıyor. Burada Angelotti sevinci var. Diğer tarafta halay var. Karışık paket. Asistanı gönderdik, devam dedik. Süper Lig şampiyonu ünvanımızı koruduk. 2 sene üst üste şampiyon olmuş olmak. 22-23, 23-24. Son olarak şimdi de Fatih Terimiki hocamızı Yunanistan Kupası finalinde de yenersek sezonu yine 2 kupayla bitirmiş olalım. Evet, geldik tarafsız sahada. Panathinaikos'la finale. Tabii şimdi Fatih Terimiki hocam diyecek ki biz sana ligi saldık, sen de bize kupayı sal bakalım. Ama ben ona ne diyeceğim? Hocam yok öyle salma malma. O iş bitti salmasaydın diyeceğim ve yapıştıracağız. Kupayı da biz alacağız. Şu neymiş ya şurada bir şey gözüme takıldı. Bir hata var ama. Neyse onu sonra bakarız. İlk 30 dakika geride kaldı. İlk yarıda hiç pozisyon olmadan bitiriyoruz. Enteresan bir maç oluyor. Taktiklere geldik. Mantalos'u çıkartalım. Pons'la değiştirelim bekleri geriye çekelim. Bunları buraya koyalım. Hatta sağ tarafı da el gazı ile değiştirelim. Bir tık geri geldik. Geçiş oyununda topu pivota atabiliriz. Koşanları görebiliriz. Daha fazla havadan orta yapabiliriz. Yine daya da kanat oyuncusu hücum dedik. Şu an için tamamız. Yani Vida Nedelkov değişikliği de yapabiliriz malum ışığı aralım bir. İkinci yarıya başladık. Başarabilirsiniz dedik. Haydi. Haydi halledelim şu işi. Bernard'la bir Panathinaikos hata. Eyvah Yonidis dışarıya gidiyor. Dakika 73 oldu. Hemen bir İsmail Kartal tarzı değişiklik yapıyorum. Galana Pulos'u alıyorum. Buraya koyuyorum. Onstek Forvet kalıyor. Dördüncü değişiklik. E buradan da korejmayı değiştiriyorum. Beklerimiz değişmiş oldu. Evet kalabalık orta sahayla. 81. dakika ama izleyemedik pozisyonu. Hala bir kıpraşma yok. Benzer. Eyvah bu kötü. Bu ne? Hocam. E, bunlar niye bomboş? Ne bu şimdi? Allah Allah. Böyle bir savunma şeyi mi var ya? Oğlum tamam gidin. 90 artı 4'te kaybettik. Çok ilginç. Çok ilginç. Pons sakatlanmış. Sürpriz takımdan başarısız. Kupa şampiyonu. Bir önceki kupayı da biz kazanmışız yine. Ve kupayı son saniyede kaçırdık ama ya bu gol gol değil ya. Gerçekten. Baksana. İzleyelim hep birlikte tekrar. <laughs> Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane panetinal kostu var. 1, 2 tane. Hadi bunu da geliyor mu sayalım? Ne sayalım? Bak şimdi nerede bizim çocuklar? Yani su içmeye falan mı gitmişler? 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yani biz barajda 4 kişiyiz, ileride 2 kişiyiz, altı bir de kalede 7 kişiyiz. Kalıyor 4 kişi. Biz 4 kişiyle savunurken yapay zeka 3 6 kişiyle hücum ediyor. Ve bu 4 kişinin İki tanesi alanın da dışında. Şaka gibi. Yapaysız zeka. Neyse sağlık olsun. Yabancıya gitmedi. Fatih Terim hocama gitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde yeni sezon planlamasıyla tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.